Amerikan haber sitesi Bloomberg'de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la ilgili çarpıcı bir makale yayımlandı. Makalede Macron Doğu Akdeniz konusunda artık susmalı ve konuşmayı Merkel'a bırakmalı denildi. Türkiye karşıtı sözlerinin Erdoğan'a zarar vermediği savunuldu. N'a jamais à qualifier le choix éditorial. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz gerilimiyle ilgili Türkiye karşıtı tutumu Amerikan haber sitesi Bloomberg'de ele alındı. Bobby Ghosh imzalı yazıda, Emmanuel Macron için gerçeklikle karşılaşma vakti hızla yaklaşıyor. Fransız Cumhurbaşkanı, Doğu Akdeniz'deki kriz üzerinden bir kez daha sözleriyle Türk mevkidaşına saldırıyor. Ancak bu sözleri Erdoğan'ın gücünü kırmaya yetmeyecek ve Macron, ekonomi sopasını göstermek için uluslararası alanda destekçi toplamaya çalışacak. Türkiye'ye karşı askeri bir adım atma girişimleri ise çok daha zor ifadeleri yer aldı. Yazıda, Fransız liderin sözlü saldırıları o kadar çok tekrarlandı ki etkisini kaybetti. Macron daha önce Türkiye'nin kelimelerden değil, eylemlerden anladığını savunmuştu. Bugüne kadar askeri tatbikatlara katılmak ya da zirveler organize etmek gibi eylemleri ise sadece Ankara tarafından daha da küçümsenmesine yol açtı denildi. Bobby Ghosh, Korsika'daki Akdeniz ülkeleri toplantısına da değindi. Zirvede Türkiye'yi sindirmek isteyen tek güç Fransa'ydı dedi ve krizde Almanya'nın rolüne dikkat çekti. Ghosh, Almanya şu anda Avrupa Birliği'nin dönemsel başkanı. Başbakan Angela Merkel ise Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime müzakereyle sonuç bulmaya çabalıyor. Her ne kadar AB, Türkiye'ye karşı yaptırımlar uygulanabileceği uyarısında bulunsa da, Merkel'in bunları uygulamaya sokması pek mümkün görünmüyor. Kendisi barışçıl çözüm için çabalarken, Macron'un kılıç çıngırdatması Merkel'in pozisyonuna pek uymuyor yorumunda bulundu. Yazısını, bu şartlar altında Cumhurbaşkanı Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıklar sözlü savaşına bir son vermeli ve konuşmayı Alman Başbakan'a bırakmalı çağrısıyla bitirdi.